Türkiye'nin tamamı deprem tehlikesi altında. Her depremde konu aynı yere geliyor. Yapılarımız yeteri kadar sağlam mı? Çürük binaların tehlikesi İzmir depremiyle gözler önüne serildi. İşte bu noktada yaşam alanlarımızın kimliği oldukça önemli. Isı kimlik belgeleri var. Bu şekilde de yapı kimlik belgelerinin olması gerekiyor. Yapıların afetler karşısında dayanıklı ve hasar görmeyecek şekilde çürüklük önceliği saptanarak dönüştürülmesi gerekir. Elbette kent ölçeğinde yaklaşım ve planlama vazgeçilmez bir unsurdur. Bu binanın aslında betonunun ne olduğunu, demirinin ne durumda olduğunu, zeminin ne olduğunu bilebiliyor olmanız lazım. Uzmanlar nasıl ki herkesin bir kimlik kartı varsa binalara ait de bir kimlik kartının olması gerektiğini vurguluyor. Bununla ilgili bir sisteme geçilmesi lazım. Gittiğiniz sinemanın, gittiğiniz hastanenin, gittiğiniz okulun ne olduğunu biliyor olmamız lazım, sorgulayabiliyor olmamız lazım. Üstelik yaşamın en önemli unsuru olan binaların çoğu başıboş ve kayıt dışı. Türkiye'de binalar kayıt dışıdır. İsteyen istediği gibi bina ile oynar. Arabanızın dikiz aynası olmasa ilk muayenede takılırsınız. İneğinizin küpesi yoksa bir yerden bir yere götüremezsiniz. Ama binalarınızda istediğiniz her şeyi yaparsınız. Kolonları kesersiniz, duvarları değiştirirsiniz, üstüne kat çıkarsınız. Yani binalarımız başıboş sürüler gibidir. Tehlikeli ve çok kötü, riski daha da artırıyor. İstanbul özeline gelindiğinde ise olası bir depremde 48 bin binanın çökeceği tahmin ediliyor. 48 bin binanın çökebilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu olasılık olarak hesaplamışlar. Ulusal boyutta tüm yapıların afetler karşısında insanların yaşamını, sağlığını ve mal emniyetini tehdit etmemesi için yapılması gereken tüm yapı stoğunun kapsamlı ve entegre bir model içinde ele alınmasıdır. Bu amaçla Ulusal Yapı Tescil, adres, plaka ve muayene sistemi ve sürdürülebilir yapı güvenliği kanununun hazırlanarak yürürlüğe girmesi sağlanmalı. Aslında yapılması gereken kentsel dönüşüm ranta dönünce sistemde tıkanıyor. Sağlam raporu alan binaların sağlamlık düzeyi konusunda bir fikre sahip olunamamaktadır. Sağlam raporu olan bazı binaların depremde yıkılma risklerini hala taşıdığını söylemek hatalı olmayacaktır. Uzmanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir uygulama başlatarak acilen harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle imar barışıyla af kapsamına aldığı yapıların binalarının sağlam konuluk kontrollerini yaptırması için zorunluluk çıkartması lazım. Bu binaların güçlendirilmesinin güçlendirilemiyorsa yıkılmasını sağlaması lazım.